Merhaba arkadaşlar, Mayıkaya hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu using must. Dilerseniz dersimize geçelim. Must, aynı have to'da olduğu gibi zorunluluk ve gereklilik bildiren bir modaldır. Olumlu kullanıldığında yapmalısın, yapmak zorundasın gibi bir anlam içerirken, olumsuz kullanıldığında yapmamalısın, yasak anlamı içerir. Şimdi bu kullanımları bir inceleyelim. Evet, must necessity and obligation, yani gereklilik ve zorunluluk anlamı içerir. Bunu have to'da da görmüştük ve ikisi aynı anlama sahiptir. Yine must'tan sonra arkasından verb one yapısı kullanırız. I must study tonight cümlesi bu gece çalışmalıyım anlamına gelir. Bunun have to'dan farkı kendi içinden gelen bir zorunluluk olmasıdır. Yani kendisini çalışmaya zorunlu hissettiği için I must study tonight diyor. Eğer cümlemizi you must wear a uniform to school şeklinde kurarsak okula üniforma giymek zorundasın anlamını vermiş oluruz. Karşı taraftan kural koyarken yani birisine bir şey yapmak zorundasın derken must modalını kullanırız. Yani kurallar must ile ifade edilir. We must help each other cümlesi birbirimize yardım etmeliyiz, yardım etmek zorundayız anlamına gelir. Burada yine kendini zorunlu hissettiği için must kullandı. Yine you must tell the truth to your friends cümlesi arkadaşlarına doğruyu söylemelisin anlamına gelir. Dersin başında da bahsettiğimiz gibi olumsuz olduğunda yasak yani prohibition anlamı içerir must. O zaman arkasına not getiririz ve must not şeklinde kullanabiliriz veya kısaltarak mustn't şeklinde kullanırız. Arkasından direkt olarak yine fiilin yalın hali gelir. You mustn't smoke here cümlesi burada sigara içmemelisin, yasak anlamına gelir. Yine diğer örneğimiz Jason, you must not play with the matches cümlesi kibritlerle oynamamalısın anlamına gelir. Bu muhtemelen annesi küçük oğluna bir yasak koyduğu için kurduğu bu cümleyi. Yine aynı şekilde you mustn't tell this to your teacher cümlesi bunu öğretmenine söylememelisin anlamına gelir. Yine diğer örneğimiz they mustn't swim in this lake. It is prohibited cümlesi bu gölde yüzmemeliler. It is prohibited yani yasak anlamına gelir. Must'ı sorularda da kullanabiliriz. Yine necessity ve obligation ifade etmek için kullanılır. Bu sefer must'ı başa alırız. Arkasından subject ve fiilin yalın hali, verb one gelir. Must you go now sorusu şu anda gitmek zorunda mısın anlamına gelir. Ya da what must I do now sorusu şu anda ne yapmalıyım, ne yapmak zorundayım anlamına gelir. Must we watch this film sorusu bu filmi izlemek zorunda mıyız anlamına gelir. Ve son örneğimiz must we do our homework tonight sorusu ödevimizi bu gece yapmak zorunda mıyız, yapmalı mıyız anlamına gelmektedir. Evet arkadaşlar, must modalının az önce öğrendiğimiz kullanımlarını sanal ekranımızda görsellerimizle birlikte pekiştirelim. Evet, must necessity and obligation yani gereklilik ve zorunluluk ifade etmek için kullanılır. Bunu az önce bahsetmiştik. Have to'yu anlatırken de aynı şeyi söyledik. Yani ikisi de zorunlulukları ifade etmek için kullanılır ve yakın anlamlıdır. Ve birbirlerinin yerini kullanabiliriz. Sadece aralarındaki küçük fark, must kendimizi zorunlu hissettiğimiz durumda kullanılan, yani kendi içimizden gelen zorunluluklar için kullanılan bir modaldır. Have to ise dışarıdan gelen zorunluluklar için kullanılan bir modaldır. Aynı zamanda kural koyarken, şunu yapmalısın derken must kullanırız. Şimdi bunları bir inceleyelim. I, you, he, she, it, we ve they özneleriyle hepsiyle birden must kullanırız. Yani hiçbir şekilde s takısı vesaire almaz modalımız. Arkasından da direkt fiilin yalın hali gelir. I must help my friends now cümlesi şu anda arkadaşlarıma yardım etmek zorundayım
yardım etmem gerekiyor, yardım etmeliyim anlamına gelir. Yine bunun gibi, you must do your homework now cümlesi, ödevini şimdi yapmak zorundasın, yapmalısın anlamına gelir. Eğer olumsuz yapacak olursak yine I, you, he, she, it, we, they özneleriyle must not veya kısa haliyle mustn't modalını kullanırız. Arkasından da fiilin yalın hali gelir. Bu şekilde kullandığımızda prohibition yani yasak anlamı katmış oluruz. Must'ın karşı taraftan kural koyarken kullanıldığını söylemiştik. Mustn't dediğimizde ise yasak koymuş oluruz. You mustn't cross the red light cümlesi kırmızı ışığı geçmemelisin. Geçmen yasak anlamına gelir. Yine aynı şekilde they must not enter this building cümlesi bu binaya girmemeliler. Girmeleri yasak anlamına gelir. Eğer soru soracak olursak must modalını başa alırız. Yani must artı I, you, he, she, it, we, they özneleri artı verb one yapısını kullanırız. Yine buna örnek verecek olursak must we work tomorrow sorusu yarın çalışmak zorunda mıyız, çalışmalı mıyız anlamına gelir. Ve diğer örneğimiz what must we do now sorusu şu anda ne yapmak zorundayız, ne yapmalıyız anlamına gelmektedir. Bu dersimizde using must konusunu işledik. Şimdi aktivitelerinizi çözebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.